hükümet oluşumu için farklı seçenekler vardı. Bunlar da ya mutlaka bir koalisyon hükümeti olmak durumundaydı. Ya Ulusal Birlik Partisi ile ya Demokrat Parti ile bir hükümet kurulması lazımdı. Yapılan görüşmeler, her iki partiyle de yapılan görüşmelerde en sonunda Demokrat Parti ile bir hükümet protokolü, bir koalisyon protokolü imzalandı. Ve ardından da hükümet kurularak koalisyon metni ortaya çıktı. Hükümet programı ortaya çıktı ve güven oyu aldı. Şimdi tabii ki burada hükümet programında yazan noktalar asıldır. Her iki partinin farklı bir takım beklentileri olabilir ama önemli olan koalisyon protokolünde nelerin ele alındığı ve bu hükümet ortaklığında nelerin icra edileceği çok önemlidir. Bizim için çok asli olan konuların başında tabii ki bir taraftan ekonomik krizin ülkemizi kasıp kavurması, bunlara yılların biriktirdiği sorunlara çözümlerin getirilmesi, bunlar zaten başat, bunların üzerine gidilmesi lazım ama bunun ötesinde demokratikleşme konusunda adımların atılması ve özellikle de o dönemlere göre yaklaşan müzakere sürecinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma amacıyla bir takım girişimlerin ivedi olarak hükümet tarafından da yapılması ve bu ortamın sağlanması bunlardı. Ve bu şekilde hükümet görevine başladı. Tabii sizin belirttiğiniz geçtiğimiz hafta yaşanan ilişkilere gelmeden önce, yani Demokrat Parti'nin Ulusal Birlik Partisi ile kurmaya çalıştığı bazı ilişkilere gelmeden önce, esas olan aslında ülkede biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Doktor Dervişoğlu Ulusal Birlik Partisi'nin ilk günden beri kurucuları arasında ve Ulusal Birlik Partisi'nin başında başbakan olarak 20 küsur sene başbakanlık yapmış olan, neredeyse 30 yıla yakın bir başkanlık dönemi geçiren bir Ulusal Birlik Partili siyaset insanı. 93'lü yıllarda o dönemde Ulusal Birlik Partisi'nden kopup rahmetli kurucu Dokuzlar Hareketi Denktaş'ın da desteğine de alarak o dönemlerde bir Dokuzlar Hareketi'yle Sayın Serdar Denktaş'ın da içinde bulunduğu bir 9 kişinin Demokrat Parti'yi o dönemde kurması. Evet. Yani aslında özünde geçmişte birlikte olan bu iki parti daha sonra siyasi yaşamlarına farklı devam ettiler. Ama özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yani 2010 yılında Sayın Derviş Eroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'nın o dönemde UBP Genel Başkanı'nın ve Başbakan'ın etrafında Demokrat Parti'nin de destek verdiğini görüyoruz. Bu çok normal, olabilir, mümkündür. Ama tabii ki burada yaşanan, o dönemde yaşanan birliktelik ve özellikle şimdi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, evet, Sayın Doktor Derviş Eroğlu'nu, Sayın Cumhurbaşkanı'nı yeniden bir adaylık süreci gibi bir noktaya taşır mı taşımaz mı tartışmaları ya da gündemi de var. İşte bu noktada görüyoruz ki bir el, yukarıdan bir el sanki işte Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti'nin çeşitli işbirliğinden başlayarak belki bir hükümet kurma noktasına kadar götürüp Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve tabii bununla da birlikte esas hedefe oturtulmaya çalışılan bu geçtiğimiz 11 Şubat'ta imzalanan Kıbrıs'ta bir çözüme dönük olan ortak metin, açıklama, ortak metin bağlamında gelişen federal çözüm müzakere sürecinin belki de bu süreçte dumura uğratılması ve özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin çözüm doğrultusundaki etkin gücünün zayıflatılabilmesi için şimdiden başlayarak bazı başka işbirliklerine gidilerek toplumun bu anlamda farklı bir noktaya taşınma isteği ve Kıbrıs sorununda bu yaşanan müzakere sürecinin karşısında şimdiden, daha şimdiden, çünkü bunlarla ilgili zaman zaman